Zülker. Ya Nilay, yemin ediyorum var ya, dünden beri telefon elimden düşmedi. Kim var kim yok aradım. Ne diyorlar peki? Ya bazıları kemküm yaptı. Yani belki de bana öyle geldi. Bir sonuç çıkmadı yani. Tekrar Nilay'a mı gitsek acaba? Ya yok Nilay ya, görmedin mi ya? Kızı çok sinirlendi. Ya sen bu aileyi ne yaptın? Ya o Şifacıgil ailesini bilmeyen mi var, ne araştırması? Ya iyi de Nilay, yani merak etmedin mi? Babam neye benziyor, kardeşim var mı? Yok canım, ona baktım. Ya adam ortalarda yok, şirkette adı bile geçmiyor. Ölmüş mü yoksa? Yok, öyle de yazmıyor ama ortalarda yok. Ya anne dediğim kadın da annem değilse, beni doğuran kadın da öldüyse biz bu işi nasıl açığa çıkaracağız Zülker? Sen sıkma canını. Daha çok araştıracağız. Baktık bulamıyoruz. Sen bu ailenin başında kim varsa gidip onunla konuşacaksın. Bak bu olabilir. Tamam. Hadi kolay gelsin sana. Hadi görüşürüz. İşim var. Ay Cemre'nin bezlerinden kaldım, bir bakayım. Burada değil. Nerede bu? Burada değil. Hah, buradalar. İki kuzen birlikte büyüyemediler. Ah doğal. Hepsi senin yüzünden. Oğlum arkadaşsız kalacak ya. Dur ben bir şuna ineyim. Senin dişlerin mi kaşınıyor aşkım? Alo. Doğa ne haber? İyi Nilay, sen? Hamdolsun. Şimdi Cemre'nin odasına geldim. Bir tuhaf oldum. Belki biz seninle iyi anlaşamadık ama çocuklarımızın ayrı kalması kanıma dokundu. Tamam hadi, al Abdullah'a da gel. Heh. Ben de onun için aradım. Çocukları bir araya getirelim ki birbirlerini unutmasınlar. Akraba gibisi var mı şu hayatta? Yani orasıyla ilgili pek yorum yapamayacağım ama doğru söylüyorsun, çocuklar ayrı kalmasın. Onların bir şeyden haberi yok sonuçta. Aynen. Ne diyeceğim, sahilde buluşalım, havada mis gibi, çocukları da iyi gelir. Tamam olur, ben de çıkarım birazdan. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Oh. Ay teyzen de bizde vallahi hiç utanması yok. Size durumlar nasıl? Nilay'cığım sen dedikodu yapmaya mı geldin yoksa kuzenler kaynaşsın diye mi beni aradın? Kuzenler kaynaşsın diye hiç konuşmayalım mı şimdi? Hem dedikodu şifadır. Bir nevi bilgi alışverişi gibi düşün ha. Ay sen bir gram akıllanmamışsın ya. Doğa. Aslında benim bir derdim var ama kimseye söyleyemiyorum. Kimseye söyleyemediğin şeyi bana mı söyleyeceksin? Evet, çünkü sen çok mantıklı, akıllı bir kızsın. Fatih'i bırakarak 10 numara bir hareket yaptın. Ben boşanır mıydım? Asla. O parayı başka kadınlara yedirir miydim? Dinliyorum Nilay'cığım, söyle derdini. Kimseye söylemeyeceksin ama. Ya zaten ben sizin tarafınızdan kimseyle görüşmüyorum. Ha o da doğru. O zaman anlatayım. Benim ailem kendi bildiğim ailem değilmiş. Nasıl yani? Çok zengin bir adamın hizmetçiden peydaladığı çocukmuşum. Benden kurtulmak için de birine vermişler. Sen bunu nereden öğrendin? Aman diyeyim bak, sakın dolandırılıyor olmasın. Yok, Bulat bir akrabamızı buldum. O söyledi. Aa. Ay inanmıyorum, çok şaşırdım. Ama doğruluğu kesin yani, değil mi? Ya aile çok zengin olduğu için kesinliğine inanmak istiyorum. Bir şekilde iletişime geçip derdimi anlatmak istiyorum. Ama bunu tek başıma yapamam. Beni peşinden mi sürükleyeceksin yani? Yani müsaadenle seni de sürüklemek istiyorum. Ha? Ay saçmalama Allah aşkına, benim ne işim var ya? Ya Doğa, sen okuyorsun. İyi konuşan bir kızsın, akıllısın. Benim orada şimdi dilim tutulur, ne konuşsam bilemem. Zülker zaten olmaz. Doğa ne olursan da hiçbir hatırım yok. Peki Apo Junior'ın da mı hatırı yok? Bak ben anasız babasız büyüdüm. Soyup sopumu bilemedim. Hep ezildim. Ya bunlar doğruysa? Ya gerçekten hakkım yendiyse? İyi tamam. Tamam geleceğim seninle. Sen ne zaman nereye gideceğimizi söylersin bana. Ay Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne muradın varsa versin. Tamam.
Yeter. Hadi.